Ebu Eyyubül Ensari radıyallahu an mihmandar-ı Resulillah, Peygamber Efendimizin ev sahibi, misafirperver milletin ebedi misafiri. Değerli seyirciler, sayın konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde İstanbul'umuza şeref veren, fedakarlığı ile bize örnek olan Ebu Eyyubül Ensari Hazretlerinden söz etmek istiyorum. Hicretin ikinci yılında Akabe biatında, Akabe biatı demek yani İslam'ın temellerinin atılışı demektir. Medine'den 73 erkek, 2 hanım Mekke'ye gittiler. Peygamber Efendimiz'le görüştüler. Ya Resulallah, yeter bu Mekke dağlarında çektiğiniz sıkıntı. Sizi bekliyoruz. Buyurunuz lütfen. Bakın, Mekke'de yaşama imkanı kalmamış iken Medine kucak açıyor. Bize buyurun ya Resulallah diyor. İşte Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri de o 75 kişinin arasında. Tabii nasıl Müslüman oluyor? Medine'ye daha önce Mekke'den gelen Mus'ab ibn Umeyr diye bir delikanlı. O ne güzel gençtir, o ne kutlu gençtir. Yani Peygamber Efendimiz gönderdi. Ben Medine'de ne yiyeceğim, ne giyeceğim, nerede kalacağım? Yok, onlar yok. Geldi işte, birer birer insanları irşad etti. İşte Ebu Eyyubül Ensari gibi insanların Müslüman olmasında Mus'ab Hazretlerinin rolü vardır. Ve Peygamber Efendimiz bir de bir Mekkeli ile bir Medineli'yi kardeş etti. Hazreti Mus'ab'ın kardeşi de Ebu Eyyubül Ensari idi. Evet. Vahiy katibi oldu. 7 ay sevgili Peygamberimize ev sahipliği yaptı. Malum Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye vardı. Bir müddet Kuba'da kaldılar. Ama Medinelilerin sabrı bitti. Bize buyurunuz ya Resulallah. Lütfen bize buyurunuz. Medine davet ediyor. Kız çocukları tam başlarında. Tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda'i vecebe şükrü aleyna. Ayın 14'ü bize çıka geldi. Bize şükür vacip oldu. Hoş geldi, safalar getirdi. Bambaşka bir Medine'de bayram havası yaşanıyor. Delikanlılar Efendimizin devesinin önüne geçiyor. Ya Resulallah, 20 delikanlı emrinizde. Evimiz pek müsait ya Resulallah. Lütfen bize buyurun ya Resulallah. Hallu sebileha. Hayvanın yolunu açın. O gideceği yeri bilir. Allah Allah. Demek deve nereye giderse oraya gidecek. Kimi kime tercih etsin Allah'ın Resulü? Filana gidiyorum, filana gitmeyeceğim dese kırılabilirler. Devenin yolunu açın. O gideceği yeri bilir. Bu sefer ne diyorlar? Deve nereye gelir? Evin önüne yonca koyalım, su koyalım. Hayvan onu görür, bizim eve gelir. Herkes kucak açıyor. Allah elçisini misafir etmek istiyorlar. Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri de eşiyle birlikte hanım biz de su koyalım, biz de yonca koyalım. Hayır, nasip de varsa gelir. Onlar da öyle düşünüyor. Ve Ebu Eyyubül Ensari'nin evinin önünde de bir boşluk var. Efendimizin devesi orada dönüyor, dönüyor. Acayip feryatlar çıkardıktan sonra çöküyor. Efendimiz biiznillah bizim menzilimiz bura olacaktır buyuruyor. Oraya en yakın ev de Ebu Eyyubül Ensari Hazretlerinin evidir.
O eve girerken hatta şöyle de bir olay yaşanıyor. Vaktiyle 100 yıllar öncesinde Tübba Meliki hükümdarı diye bir adam gelmiş. Son peygamber buradan zuhur edecek diye öğrenmiş. Bir ses seda yok ama bir mektup yazıyor. Ben diyor aradım bulamadım. Eğer size rastlarsa benim bağlılığımı ona haber veriniz diyor. Ve o da nesilden nesile işte demek ki Ebu Eyyub el-Ensari'nin dip dedelerindenmiş. Bir efendim demir kutu içerisinde muhafaza ediliyor. Efendimiz onun evine girerken Cibril diyor burada sana bir emanet var. Yüzyıllar öncesinden o emanet, o mektup okunsun da öyle içeri girin. Yani Tübba Meliki'nin beni ümmetliğe kabul etsin mektubu okunuyor ve öyle giriliyor. Şimdi ev iki katlıdır. Bir zemin var, bir de onun yukarısı. Şimdi Efendimiz ben zemin katta kalayım istiyor. Niye? Benim misafirim çok olur, ziyaretçim çok olur. Onlara eziyet olmasın, bir üst kata çıkma zahmetinde bulunmasınlar. Rahatlıkla beni ziyaret etsinler. Ama Ebu Eyyub el-Ensari'nin de içine hiç sinmiyor. Peygamber aşağıda, biz yukarıda, ne edep ne nezaket. Yani bu içim uyumuyorlar, uyuyamıyorlar. Hatta bir ara bir testi devriliyor. Su aşağıya gider de onları rahatsız etmesin diye bir tane yorgan var. Yorganı o suyun üzerine basıveriyorlar ki su aşağıya inip de rahatsız etmesin. Sonra dert yanıyor. Ya Resulallah böyle içimize sinmiyor. Biz uyuyamıyoruz ya Resulallah. Ne olur? Siz aşağıda biz yukarıda yatamıyoruz. Lütfen sizi yukarı alalım. Bu Efendimiz kabul ediyor. Yukarı alınıyor. Evet efendim. Yemekler ikram ediliyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin eşi yemek yapıyor. Veriyorlar. Eğer kalırsa onu da büyük bir teberrüken, onu bir değer biliyorlar. Bir gün nasılsa biraz sarımsak ağırlıklı bir yemek yapmış, onu ikram ediyor, hiç dokunulmamış yemeğe. Yemek öyle duruyor. Ya Resulallah, yani bu yemediniz, ben insanlarla görüşüyorum, meleklerle devamlı bir aradayım, onları rahatsız etmeyeyim diye. Yani bu haram mıdır? Yok, haram değildir de kokusundan onlar rahatsız olmasın diye ben yemedim buyuruyor. Hayber'in fethi sırasında Peygamberimizin çadırının önünde yalın kılıç bekliyor Ebu Eyyub. Niye? Ya Resulallah, yani ola ki yani o Yahudilerden de bir hanımla evlendi Efendimiz. Yani ola ki bu kadın bir ihanet edebilir veya Yahudiler bir düşmanlık yapabilir. Onun için sabaha kadar bekliyor. Ya Rabbi, dua ediyor Efendimiz. Sen de Ebu Eyyub'u dünya ahiret muhafaza eyle ya Rabbi diyor. Dünya ahiret muhafaza eyle. Yani bakın Ebu Eyyub el-Ensari'nin vefatından kaç yıl sonra kabri bulundu. Acaba Allah Resulü hakkında dua etmişti de ondan dolayı mı? Malum Efendimiz şöyle buyurmuştu. İstanbul surları dibinde defnolunmuş salih bir kişinin bana makamı gösterildi. Umarım o kişi ben olayım derdi bu. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bakın piri fani 80 yaşının üstünde bir insan İstanbul'a geliyor. Ve şehit olacağını anlayınca vasiyeti ne? Benim diyor mezarımı Rum mahallesinin en içine kadar yapın diyor. Ne demek o? Orada işte ezan sesleri hakim olsun ve desinler ki benden sonraki Müslümanlar 7 ay Peygamber Aleyhisselam'ı evinde misafir eden kişinin naaşını gayrimüslimlerin ayaklarının altında bulundurmak yakışır mı desinler ve bulunduğum yerlere ezan seslerini hakim kılsınlar. Bakın yaşlılığı bir hizmet etti,
naaşı ayrı hizmet etti. Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri, İnfiru hifafen ve thikala. Fakiriniz, zengininiz, genciniz, ihtiyarınız, Allah yolunda seferber olunuz ayetini nasıl derinden duyuyordu. Şimdi Ebu Eyyubul Ensari Hazretlerinden bir iki hatıra nakledeyim. Bakın, bir gün diyor, birisi geldi. Ya Resulallah, ben fazla belleme kabiliyeti olan bir insan değilim. Bana az, öz, veciz bir şey söyle, o benim için mutluluk reçetesi olsun, mutluluğuma sebep olsun diyor o kişi. Efendimiz sanki üç maddelik bir reçete. Bir, kıldığın namaz ömrünün son namazıymış gibi olsun. Namazı öyle kıl. Yani demek reçetede namaz yer alıyor. Namaz müminin miracıdır. Namaz ruh banyosudur. Ruh banyosu. Namaz stresin ilacıdır. Hele bunu ömrümün son namazı gibi kılarsam herhalde inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz her türlü kötülükten çeker, çevirir buyuruyor ya Rabbimizin, öyle olur. İkinci maddede insanların ellerindekine göz dikme. Yani haset etme. Üç, özür dileyeceğin, sonunda özür dileyeceğin sözü söyleme. Pişman olacağın işi yapma. Ne kadar altın, ne kadar pırlanta öğütlerdir değil mi? İkinci hatıra da şudur. Bir hadis-i şerif duymuş. Acaba bu hadis-i şerif aynen böyle midir, değil midir? Bunu bilen kim var? Ukbe bin Amir diye bir sahabi, o da Mısır'da. Medine'den kalkıyor, Mısır'a gidiyor, bu sahabiyi buluyor, Ebu Eyyubul Ensari. Arkadaş, seninle benden başka sahabi kalmadı. Ben böyle bir hadis-i şerif duydum. Sen ne diyorsun? Sen de böyle duydun mu? Nedir o hadis-i şerif? Men setere Müslümen, seterehullahu yevmel kıyame. Bir Müslüman diğerinin kusurunu örterse Allah da onun kıyamet gününde kusurlarını örter. Ben böyle duydum. Senin duyman da böyle mi? O da evet öyledir diyor. Yani bir hadis-i şerif öğrenmek için, tahkik etmek için, teyit etmek için Medine'den Mısır'a gittiğini görüyoruz. Ashabımdan her kim bir beldede vefat ederse kıyamet günü o memleketin iman ehlinin başında alemdar olarak gelir, şefaatçi olur. Sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuş. Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri de demek ki milletimizin inşallah alemdarı ve şefaatçisi olacaktır. Şu beyit anonim ne kadar güzeldir. Yetmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Habib-i Ekrem'in yarı Ebu Eyyubul Ensari. Malum İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmet diyor ki Akşemseddin Hazretlerine, hocam Ebu Eyyubul Ensari Hazretlerinin kabrinin bulunmasını istiyorum. O mübarek de diyor ki her seher vakti şuraya bir nurun direklediğini görüyorum. Şuraya vurunuz kazmayı diyor. Oradan bir mezar taşı çıkıyor. Hâdâ kabri Ebu Eyyubul Ensari. Ebu Eyyubul Ensari'nin kabri diye. İşte ondan sonra da Fatih Sultan Mehmet oraya bugünkü türbeyi ve camiyi yapıyor. Cenab-ı Hak onların hepsinden razı olsun. Ebu Eyyubul Ensari Hazretlerinden şu hatırayı da nakledeyim. Bilindiği gibi Hazreti Ayşe annemize yakışıksız sözler söylenmiş idi.
eşiyle bir gün konuşuyor. Diyor ki, Ümmü Eyüp, sen böyle bir şey yapmazsın. Hazreti Ayşe senden hayırlı. Öyleyse o da yapmaz. Ebu Eyüp sen, ben böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam. Bu işi yaptı denilen Safvan ise, Safvan İbni Muattal, o da benden hayırlı. Yani olay neydi? Olay şöyle bakın, Beni Mustalık seferinden gelirken, o seferdeyken Ayşe annemiz bir ihtiyaç için şöyle ordugâhtan ayrılmıştı. Orada da annesinin verdiği gerdanlığı kaybetmiş, onu arayayım derken vakit geçmiş. Oldukça da zayıf ya, devenin üzerinde küçük bir odacık var. Askerler kaldırıp oraya koyuyorlar. Zayıf, kilosuz olduğu için farkına varmıyor. Askerler içinde sanıyorlar. Devenin üzerine onu koyuyorlar. Kervan gidiyor. Ayşe annemiz geliyor ki kimsecikler yok. Ordu gitmiş. Bari yerimden ayrılmayayım derken hatta güneşin altında uyuyor da. Bir de gelenek, adet şöyle. Arkadan bir kişi görevlendirilir. Ordudan düşen, kaybolan bir şey, eşya falan varsa onları toplar gelir. Safvan İbni Muattal diye bir sahabi de onun görevi bu. Ayşe annemiz de orada güneşin altında uyumuş kalmış ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Burada birisi vefat etmiş. Onun bu sözü üzerine Ayşe annemiz uyanıyor. Baksa ki müminlerin annesi devenin yularını tutuyor. Hazreti Ayşe deveye biniyor, yularından çekerek götürüyor, kervana yetişiyor. Ama kervanın içinde de fesatçılar var. Münafıkların başı Abdullah İbni Übey İbni Selül var. O arayıp bulamadığı bir fırsat. Diyor ki, bu niye geride kaldı? Affedersiniz, Safvan'la gayrimeşru bir yakınlığı oldu da onun için. Birkaç kişi de buna inanıveriyor. Evet, işte bunu soruyor Ebu Eyyub'ul Ensari Hazretleri eşiyle konuşurken. Diyor ki, ben böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam. Safvan benden hayırlı bir adam. Peki sen yapar mısın Ümmü Eyyub? Yapma. Hazreti Ayşe de senden hayırlı. Öyleyse bu iş iftiradan ibarettir dediğini görüyoruz Ebu Eyyub'ul Ensari Hazretlerinin de bu olay karşısında. Değerli konuklarımız, şimdi sizden sual sormak isteyen var mı? Hocam, benim bir sorum var. Dinler tarihinde Hazreti Ayşe'nin benzeri beraatler olmuş mudur? Ne güzel sordunuz. Evet efendim, doğru. Hazreti Ayşe annemizin beraatı nasıl olmuştu? Biraz önce anlattığım olayın devamı. Sevgili Peygamberimiz de olayı tahkik etmek istiyor. Mesela Hazreti Ayşe'nin hizmetçisi Berire var. Berire'ye soruyor. Berire, sen ne biliyorsun bu konularda? O diyor ki, bir kuyumcu saf altın için ne bilirse Ayşe için ben onu bilirim diyor. Evet. Olay, bakın, bir ara Ayşe annemiz komşu kadınlarla birlikte böyle Medine'nin dışında bir geziyorlar. Hanımın birinin entarisi kendi ayağına dolaşıyor. Ta'ise Mistah diyor. Mistah kahrolsun diyor. Mistah da kendi oğlu. Hazreti Ayşe müdahale ediyor. Mistah Bedir'e iştirak eden biri değil mi? Bedir'e iştirak edenleri Allah övmüyor mu? Sen nasıl böyle söylersin? Elem tesma'i ya hemta, körpe kuzu, körpe kuzu, duymadın mı? O benim, evet, oğlumdur o. Ama oğlum olacak adam senin hakkında neler söyledi? Meğer Hazreti Ayşe duymamış, başımdan aşağıya kaynar bir su döküldü diyor. Öyle ağladım ki gözyaşlarım ciğerimi delecek sandı. Acı fazla olunca gözyaşı da kesilirmiş. Sonra gözyaşı da bitti. Ben Rabbıma sığınırım.
Ve nihayet sevgili Peygamberimiz bir gün geliyor, Hazreti Ayşe'nin hakkında nazil olan ayetleri okuyor. Yani şimdi biz o ayetleri namazda ibadet diye okuyoruz. 10 ayet var, Hazreti Ayşe'nin beraatını tescil ediyor, tevsif ediyor. İnnellezine ca'u bil ifki usbetun minkum. Sizden bir grup iftira ile geldi. La tahsebuhu şerran lekum. Onu aleyhinizde sanmayın. Bel huve hayrun lekum. O sizin hayrınızadır. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minun vel mu'minatu bi enfusihim hayran. Mümin erkekler, mümin kadınlar böyle bir şeyi duyduklarında empati yapmalı değil miydiler? Hâzâ ifkun mübîn, bu apaçık bir iftiradır demeli değil miydiler? Yahut da 4 tane şahit getirmeli değil miydiler? Şahit getiremiyorlar, bilgi yok, belge yok ama söylenip duruyorlar. Ve levlâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu, eğer Allah'ın lütfu rahmeti olmayaydı mahvolur giderdiniz. Yani siz bunu ağzınızda geveleyip duruyorsunuz. Ve tahsebunehu heyyinen ve hu indallahi azim. Siz bunu basit sanıyorsunuz ama Allah katında çok önemlidir, çok ağırdır bu. Ve levla iz semi'tumuhu kultum ma yekunu lena en netekelleme bihaza. Böyle bir şeyi duyunca bize böyle konuşmak yakışmaz. Sübhaneke hâzâ bühtanun azim. Allah'ım seni tesbih ederiz. Bu apaçık bir iftiradır. Ya'zukumullahu en te'udu li mislihi ebeda. Allah sizi uyarıyor. Sakın bir daha böyle yapmayasınız. Eğer müminseniz. Ve yübeyyinullahu lekumul ayat. Allah ayetlerini böyle açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Hikmeti var. Her şey onun bilgisi dahilindedir. Yani 10 ayet Hazreti Ayşe'nin beraatini tevsik ve tescil ediyordu. Hanımefendi ne güzel sordu. Benzeri dinler tarihinde beraatler olmuş mu? Hazreti Musa şöyle beraat etmiş. Bakınız, insanlar denizde yıkanıyorlar. Yıkanırken affedersiniz çırılçıplak yıkanıyorlar. Hazreti Musa ise peştemalını kullanıyor ve bunu işte iftira ediyorlar. Onda alaca hastalığı var. Ondan dolayı vücudunda saklamak istediği çirkinlik var. Ondan dolayı böyle yapıyor diyorlar. Ama bir gün bakın Hazreti Musa da yine ırmak veya denize giriyor. Girerken çıkardığı elbiselerini bir taşın üzerine koyuyor. Su geliyor, taşı götürüyor. Taşı götürünce elbiseyi de götürüyor. Hazreti Musa da çırılçıplak kalıyor. Ve bu sefer diyorlar, aa göz kamaştıracak bir güzellik ya. Biz alaca hastalığı var, şöyledir, böyledir diyorduk. Yani Hazreti Musa'yı nasıl beraat ettirdi? Taşın yuvarlanması ile. Hazreti Musa'nın beraatı böyle oldu. Hazreti Yusuf'un beraatı nasıl olmuştu? Malum Züleyha ile birlikte saraydalar. Hazreti Yusuf da hayatının en görkemli, güzel çağında. Züleyha, evet sarayda yaşıyor. Sarayda yaşıyor. Bir gün Hazreti Yusuf'tan faydalanmak istiyor. Kapıları kapatmış, pencereleri örtmüş. Yusuf ne kadar güzelsin. Rabbim öyle yaratmış, ona hamd ederim. Gözlerin ne kadar güzel. Rabbim öyle yaratmış. İnşallah o gözlerle Rabbıma bakarım. Kaldır bir kere de bana bak. Sana bakarsam Rabbıma bakamayacağımdan korkarım. Yusuf saçların ne kadar güzel. Güzel olsa ne var? Mezarda çürüyecek olan şeyin güzelliğinin ne anlamı var? Yusuf, sözlerimi anlamamazlıktan geliyorsun. Seni hapishanelere attırırım. Kırbaçlar altında yaktırırım. Orada da bir büst var. Züleyha gidip büstün üzerini örtüyor. Niçin örtüyorsun diyor.
aklıma koyduğumu yerine getireceğim. Ondan utanırım. Duymayan, anlamayan, fayda ve zarar veremeyen şeyden sen utanıyorsun da beni yoktan var eden Allah'tan utanmayayım mı ben? Ben Allah'tan korkarım diyerek kapıya doğru koşuyor. Kale maazallah. Kur'an naklediyor bunu. Züleyha da arkasından koşuyor, gömlek yırtılıveriyor. O sırada da eşi Aziz. Eşine hıyanet etmek isteyen adama verilecek ceza ne? Bunu hapishanelere atmandır. Kırbaçlar altında yakmandır diyor. Evet, yok böyle olmaz diyor o da. Bir bilir kişi tayin edelim. Kimden? Züleyha'nın akrabasından bir bilirkişi tayin edildi. O bilirkişi de dedi ki gömlek önden yırtıldıysa Yusuf suçlu, arkadan yırtıldıysa Züleyha suçlu. Akrabasından bir bilirkişinin şehadetiyle, raporuyla Hazreti Yusuf da beraat etmişti. Ama en önemlisi Hazreti Ayşe annemizindir. 10 muazzam ayet ve halen namazda ibadet diye okunmaktadır. Gelin biz de böyle afetlerden, iftiralardan mahfuz kalalım diye Rabbimizin yardımını dileyelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Rabbena zalemna enfüsena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. Ya erhamer rahimin. Gönüllerimize huzur, hanelerimize sürur lütfeyle. Saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta bizi örnek aile eyle. Ya Rab, işlediğimiz hataları sen bağışla. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Erhamer Rahimin. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Cennet ve cemalinle ikram eyle. Rızıklarımızı helal ve bol olarak lütfeyle. Ve bunca nimet müvacihesinde de sana karşı şükran görevini yapabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ehli İslam'ı yaşadıkları zulümlerden, afetlerden, musibetlerden hıfz-ı emanında eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Dünyada sevgili Peygamberimizin ravzasını ziyaretleri, ukbada da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin de fethi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala İbrahim. Sayın seyircilerimiz, değerli konuklarımız, TRT Avaz ekranlarından sunmakta olduğumuz Saadet Asrı'nın Yıldızları programımız bugün sona erdi. Yeni bir kutlu sahabi hayatında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.